Ama ben her zaman Mercedes'çiyimdir. Yani ben Mercedes seven bir adamım. Biraz Mercedes fanboyum diyebiliriz bu arada. O yüzden kararı sana bırakıyorum. Ama ikisi de çok iyi araçlar yani. Şimdi arkadaşlar CLS'yi bugün kullanmayacağım. Çünkü CLS'de... Nasıl yakıt yok lan? CLS'de şöyle bir sıkıntı var. CLS 600 ile gidiyor. CLS'nin arkadaşlar... handling ayarında bir problem var. Bugün denedim. CLS 600 ile gidiyor. Ama arabayı modifiye edince bakın şimdi bak. Mesela bir tane modifiye yapacağım. Ulan manyak güzel gözüküyor chat. Bak şimdi size onu bir göstereyim. Bak şimdi bak. Şöyle siyah çekiyorsun, tamam mı? İlk rengi. İkinci rengi de. Bak şimdi bak nasıl gözükecek araba. Bak neredeydi o benim favorim? Ha. Of 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 of. Oğlum manyak olmadı mı? Öf diyorum ya. Fena oldu değil mi? Harbi müthiş oluyor. Ama bu aracın sıkıntısı 600 ile gitmesi. Araba arkadaşlar handling'i bozuk. Araba 600 ile gidiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Bak şu an daha fullemedim. Bak daha fullenmemiş hali bakalım kaç göreceğiz. Oo, fullenmemiş hali 400 abi. Bak durmuyor bile zaten. Yani bu aracın fullenmemiş hali 400 ile gidiyor. Fullendiğinde 600 ile gidiyor. Bu araç handling'inde sorun var. O yüzden bu araç düzelmesi lazım. Düzeltmemiz lazım bu aracı. Düzeldikten sonra bunu kullanırız ama çok güzel gözükmüyor mu chat? Arabanın görüntüsü harbiden çok güzel anasını satayım böyle olduğu zaman. Baksana oğlum şuna bak yani. Şu kırmızı, siyah. Harbiden çok güzel oldu. Bir de beyazını göstereyim size. Beyazı da güzel. Dur bakayım. Öyle beyaz yapabiliyorsun. Beyazı da güzel ama kırmızısı daha güzel. Manyak bir şey yani. Bu 600'de giden araba nasıl satayım? Bunu nasıl böyle bir problem var bu arabada anlamadım. Ama siyahı çok güzel oluyor harbiden. Siyahı çok güzel oluyor değil mi şey? Siyahı gerçekten mükemmel oluyor. Yani bu arabada böyle bir sıkıntı var sizin anlayacağınız arkadaşlar. O yüzden bu şimdilik kullanmayacağımız bir araba. Bunu denemek için buraya gelmiştim. Şimdi biz rolümüze başlayalım. Bakalım bugün ne yapacağız, ne edeceğiz, göreceğiz. Ram patapam param. Çıt tabatabatam taram. Güzeldi değil mi Drohom Reis? Drohom Reis. TS'yi de açalım. Hoppa TSS. Tum 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 TSS. TSS. Hey seksi TSS. Hileyi dün fixledik ya arkadaşlar, hile yok. Artık ekstra farklı hileler gelirlerse falan filan onlar olabiliyor da. Dünkü salağı bulduk yani. Tum. Rokom ne demiş? Abi Darbeli Hamsi tarafından tehdit alıyorum. Diyor ki bağış atma seni geçeceğim. Darbeli Hamsi hemen bir görelim o zaman şovunu senin. Bakalım. Nasılsınız gençler? İyi Sebastian, Bakalım. sen nasılsın? İyi. AK'leri çekmişiz. Evet. İyi. Güzel. Var mı bir yaramazlık bir havadis? Benim olayım var ya. Senin olayın. Evet anlatacağım Sirenler sen. çalmaya başladı lan bir anda benim olayım dedin diye. Aşağıdan mı geliyor bu? Ha yolun aşağısında herhalde. Patron bu turuncu araçları da bulduk bu arada. Kimmiş? Kali. Kali. Evet. Vay Kali vay. Bize bunlar soygun yapıyorlar değil mi? Ya bize değil genel olarak kasabada soygun yapıyorlar. Bizim bir turuncu araçlarla alakalı bir soygun olayımız yok muydu? O bu işte 15 patron. SMG bunlar değil mi? Evet bunlar. Gilberto ile bir görüşeceğiz bakalım. Duruma göre artık ne yapacaksak yapacağız. Neymiş senin olayın? Anlat bakalım bize Sıraç.
Sıraç! Bayıldı mı lan bu Taylan? Herhalde bir tansiyon düştü baba ya. Yok. Abi kulaklarını tutuyor gibi gördüm ama az önce. Ulan Sıraç ne çektin sen bu kulağından be oğlum? Kulaksız Sıraç. İyi çocukların bir olayı yoksa ya, binsinler araca. Bir mevzu yok anladığım kadarıyla. Ha? Araçlara biniş sağlayalım. Kaç yavaş yavaş ha, yavaş. Sayı 40 artı bayağı bir yedeğimiz var şu an gelmeyi bekleyen. Hallettik hepsini Lopez'le birlikte, Sıraç abiyle birlikte. Ha, onun dışında iyi. Full silah, full zırhız, full mermis hiçbir problem yok. Bugün tekrardan benim önderliğimde farma götürdüm çocukları. Onlar da her şeyi okey götürdüm, şey yaptık. Sadece şeyi biraz fazla git gel oldu. Onun için bir tık erken bitirmek zorunda kaldık bugün. Tek problemimiz o. Duyunuz tamam mı? Sıkıntı yok. Ya öyle. Sokacağım böyle kulağa. Araç da hızlı, araç yok. Kulağımı sokuyorsun Sıraç. Ha, pardon patron. Neymiş senin olayın, anlat bakalım. Ya dün ben galeriye gittim. Bizim çocuk da. Laz abinin arabasını aldım. Laz abinin arabasına illegal modifi varmış. Arkamdan polis girdi. İşte ben bu arabaya ceza yazacağım falan dedi. Galerinin içine de girdi araçla. Beni takip edip. Ben de araç benim değil işte, bana ceza yazamazsın falan dedim. Tutturdu sana yazacağım diye sardı bana eleman. Kimliğimi almak istedi, ben ya de vermedim. Sardı bana ya. Orada bir münakaşaya girerken biz polise işte. Uzmanlardan Schnox var. O geldi. Bizim çocuğa mesaj attı işte, sıkıntı çıkarıyor mu diye, alalım mı diye. Tam beni alacakken PD'de departmana, Guzman'lar da vurdular işte PD'yi orada. Beni oğlum de vurdular. Altı üstü bir illegal modifiye cezasından niye polis vurdurtuyorsun? Manyak mısın sen Sıraç? Şey, SMC ruhsatı için ya. Ulan ne adamsın. Ama fixledim yani, gittim. Şey yaptım, ifade falan verdim. Ben de vurulduğum için sıkıntı yok yani. Bir de karşı dava açtım ben de. Bir de dava açtım. İşletmem zarar gördü falan diye dedim. Saldırganlar tarafından. Öyle yani. Şimdi bir şey diyorlar mı? Arıyorlar mı seni? Benlik bir problem kalmadı artık. Umarım oğlum heriflerde bir bodycam, bir kayıt mayıt bir şey bırakmamışsınız. Biz sıkmıyoruz ki. Bodycam olsa ne olacak? Ben de vuruluyorum orada. Karşı taraf mı sıkıyor? Tabii. Karşı taraf alakası yok. Yakalandı mı peki sonra olaydan sonra? Yok. Kimse yakalanmadı. Yakalayamaz. Yok yakalayamazlar onları. Yakalanırsa seni öttürürlerse hadi bakalım. Umarım satılmazsın Sıraç efendi. Oğlum alt üstü trafik cezasını yey. Bunlar adam vurulur mu lan? Manyak ya mısınız? Bu yıl suçum olmasın dedim ya. Boş işlerle uğraşma ya. Trafik cezası ben olmasın diye polis durdu. Öyle şey olur mu lan? Aslında bu retardı da girer de bu eşeklerin yaptığı. Böyle rol mü olur arası satayım? Pesçik. Polis git bunlardan, şikayetçi ol. Ya benim araçlar hep çekilmiş ha arkadaşlar galiba. Benim araçlar hep çekildi galiba ya. Çekilmişe gidip oradan araç alırım. Siz çıkar mı 4 kişilik bir şey? Bende de yok. 4 kişi bende de yok. Hayır Niko, başka ekip oldu mu küfür ediyor. Yola gidelim alayım. Kendi ekip oldu mu gülüp geçiyor. Ben de böyle bir delikanlıyım kardeşim. Bu neymiş lan böyle? Patron bu çok şık bir araç ya. Ekibe çekebiliriz aslında bundan. Kaç para bu? 20 bin dolar falan olması lazım. Tam ben de emin değilim. Oğlum kocamanmış lan. Yavaştır bu ama. Yine geldi ya of. Ulan güven şey ama dur bakayım. Bunu yapabiliyor galiba. Diğeri fix büyük ihtimalle çünkü. Aha şey gelmedi mi lan? Yakışıklı neyse, güvenlik. Biz devam edelim ya. Yok. Tamam. Kontrolümüz değil. Kontrol var mı? Tamam yakışıklı abi. Güvenlik tanıdık çıktı. Evet tamam, bana da geliyor şimdi infosu, tamam. Tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Hatta bak oğlum, yaptırayım mı chat? Yaptırayım mı? Ben hallederim ya, tamam siz yapıştırın. Malikane'ye gelin, Avrulya'ya alın Malikane'ye kaldı. Tanıdık yakışıklı güvenliğim var artık. Arada yaptırırım chat. Tanıdık yakışıklı güvenlik. Ya o test o. Çok sorgulamayın onu. Evet sıkıntı yok. Tanıdığım bir yakışıklı güvenlik öyle. Devam. Gel takip. Oğlum bu araç iyiymiş lan. Bu neymiş böyle? Büyük ihtimal yavaştır ya bu.
230 falan gidiyor, 240 falan gördüm ben. O zaman iyi. E bu, biz bu aracı yıllardır niye hiç kullanmadık? Yeni mi geldi galerilere bu? Ben ilk defa gördüm patron. İtalya değil değil mi ben bu araç? Ben ilk defa yok, gördüm. Değil. Los Santos aracı yani. Evet. Oğlum sağlammış lan. Ne diyorsunuz chat? Los Santos'a yeni geldi baba. Hiç görmedim çünkü. Yeni bu. Ha yeni mi geldi bu GTA'ya? Oğlum güzelmiş lan. Yani. Oğlum bu iyi iyi. Bak buna izleyeyim. Geçelim ha. Çok şık. Tamam ekibe evet. Bundan çekelim o zaman. Laz nerede? Ulaşayım. Sıraç, Laz'la dediğim işi yaptınız mı oğlum? Deneme mi? Ha bu silah demiştim evet. Ya. Evet. Tamam neye karar kıldınız? Uzi'ye. Uzi. Hmm. Kaç tane çektiniz? Çekmedik de. Sen habersiz bir şey yapmıyorsun. Tamam oğlum çekin çekin. Paramız yetiyor tamam. Değil mi? Yeter yeter. 2 milyon var. E, para sende mi Sıraç? 4 ben milyon de değil mi? Miydi oğlum? Tamam. Sevkiyat alıyoruz patron. Zırh mermi. Şu an 2 milyonumuz var. Başka hiç paramız evet. Yok mu? 300 binde galeride var galiba. Bakayım. Laza büyük ihtimalle uyuyor ya. Uyuyakalmış yani malikende. Tamam biz o yüzü işine geçelim. Zaten bu hafta sonu bölge savaşı var. Onu kazanıp oradan paraları gömmemiz lazım. Dur bakayım. Sana bir şey deneyeceğim patron. Gelecek bak bakayım. Geldi mi? Para transferi geldi. Tamam işte. Telefon uygulamasından bakıyorum ben. Böyle bir uygulama var. İstiyorsan sen de yükle onu. Neymiş lan o? Busines falan bir şey işte. Ne bileyim oğlum ben. Başı yolla diyorsun gidiyor falan. Yakıt alın. Böyle. Yakıt ihtiyacı olanlar da alsın. Bugün yakıt ne iş böyle oğlum? Arkası yine bitmiyor anasını satayım. Oğlum arka taraf yine bitmiyor lan chat. Çeker çeker patlatmayın bizi. Ya bu arabayı ben çok beğendim chat ya. Bence aile arabası için çok iyi ha. İnmemiz gerekiyor mu? Titan nerede Titan'a göre şu an. Ama inmeniz gerekiyor sanırım. İnelim. Oğlum bu araba güzel ha. Hem yeni bir araç, bildiğimiz bir araç da değil. Güzel yani, harbiden böyle mafyatik bir araç olmuş. Şöyle de bakayım. Baksana oğlum kocaman. Tamam mı? Yok olmadı. 50'lik at, 50 litrelik at. Oğlum boyat lan şu aracı. Tamam tamam boyatacağım. Bu özel renk ama patronu. Oğlum özel renk yapıyorsun diye bir yani tüplü müsün nesin anlamadım ki Sıraç. Genç yok adamsın bak. Oğlum. Mavi değil mi bu? Tamam patron. Ne bileyim oğlum mavi, mavi mor patron. Pembe böyle bir garip bir şey bu. Ya pembe varmış pembeyi görmedim onu halledeyim tamam. Ya mavi evet. Bence böyle be. Hadi, hadi binin araçları. Hadi bakalım bir çekilmişe geçelim. Gerçi bu araçta takılalım ya. Gel derdim. Tamam tamam. Kim sürüyor bunu? Rafael sen mi sürüyorsun? Ben sürüyorum patron. Lopez sürüyor. Tamam. Evet patron. Ne oldu Rafael emeklilikten geri mi döndü şimdi? Evet patron. E iyi de hani Okan çok memnundu ondan. Ne oldu? Hiçbir bilgim yok patron. Okan'ın numarası var mı? Bende yok. Hey lan. Bende de bir Sıraç. Okan'ın numarayı bulun bana. Sıraç. Okan abinin numarası var mı sende? Ney? Tamam ney söyle. Nereye geçiyoruz patron? Şeye geç. Nereye geç? Kenara bir çek bakalım şu Gilberto'yu bir arayayım. 41'miş bu. Tabii patron. Tamam Gilberto Kali'nin numarasını buldur bana. Aynen sor Sıraç'a. Bizim Gilberto Kali'nin numarası olan var mı beyler? Alo. Gilberto Kali. Oğlum numarası Okan. Numarası söylesin. Efendim. Bu Rafael'i emeklilikten geri döndürmüşün. Rafael artık şey yapıyor. İtalya'da çalışıyormuş. Ha, sadece mesaiye mi gelelim diyor. Mesaiye geleyim katkı sağlayayım oraya dedi. Tenisel yani, olaylar tamam. Diyorsun. Anladım. Tamam kere tamam kere koçum. Kere. Bir yaramazlık olursa tamam. Bu numaramı ararsın. Tamam tamam. Hadi biz şey kovalıyız. Tamam gülüm hadi. Tamam, yok mu beyler kimsede Kali'nin numarası? Patron şu Kali olayı da şöyle. Bugün turuncu araç görüyoruz biz. Bu bizim motelin orada. Evet. Gidip yanına soruyorum. Kali mekanikte çalıştığını söylüyor. Bundan yakalıyoruz Kali turuncu araçlarının olduğunu. Kimse de Gilberto'nun tamam, numarası yok. Tamam git. Kalenin mekaniğine git. Gilberto Kalenin lazım beyler. Tamam Kalenin mekaniğine git direkt ya. Söylerim. İşaretle. Bakayım patron.
Yok şu anlık değil, ben sana söylerim lazım olursa. JXM 100 bitimiz var. Abi daha önce de söylemiştim. Bir daha ameliyat olmuştum. Bu aralar o kadar iştahsızım arayıp ki yemin ederim iştahımı geri getiriyorsun. İyi bazen. Eyvallah kardeşim benim. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sarı sayfalar Kali mekanik değil mi? Var var evet. Tam buluruz ya. Bir konum alabilir miyim efendim? Kale Oto Elektrik diye paylaşmışlar. Haritada konumu yok ama. Hocam bize bir konum at be. Hangisi acaba? Şu Ottos olabilir belki. Bilmiyorum ki. Otokehir mi acaba? Bir konum rica ediyorum sizden. Bu ne oğlum? 5 kişi aradım. Kaç kişi aradın lan? Ya müşteri hizmetlerine bağlıyor da patronum. Hizmette mi değilsiniz? Alo. Alo. Ya tamam, Gilberto Cali'nin numarası lazım. Vito Salvatore soruyor da. Vito Salvatore soruyor. Gilberto Cali'nin numarası lazım bize. Müşteri hizmetlerine bağlıyor. Böyle 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 böyle. Alo. Alo. Sabi yer. Merhabalar, Vito Salvatore ile mi görüşüyorum? Buyurun. Vito Bey, ben Federal Başsavcı Jack Paul Winfrey. Buyurun sayın savcım. Biraz acelemiz var. Şehirde misiniz? İtalya'dan döndünüz mü acaba? Evet efendim, şehirdeyim şu an. Tamamdır. Bugün yurt dışı çıkışlarımıza biraz dikkat edersek iyi olur. Çünkü ufak bir ifadeniz için karakola çağrılabilirsiniz. Sıçacağım bu sıracı. Tamam tamam efendim. İstediğiniz zaman buradayım. Pekala. Kolay gelsin. İyi günler. Ulan sıraç! Ulan sıraç! Ulan sıraç! Ulan oğlum başsavcı aradı! İfademi istiyorlar! Ne bok yediniz oğlum? Seni ne istiyorlar? Ne bileyim lan ben ne istiyorlar? Ya işletme sahibisin ondandır ya. Ya sıçacağım yapacağınız işin şarap çanağına sıçacağım ya. Geldi mi şey, aradılar mı Cilber Sokali? Patron oğlu açtı. Evet. Birazdan müsait bir konum yolluyorlar bize. Ha iyi tamam, konum gelince çıkalım. Motorlar dursun, boşuna benzin yakmayalım. Tabi motorları kapatın, bekliyoruz biraz buradan. Ulan sıraç! Ulan sıraç! Sexy lady! Dın 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 dın. Bir suyu içelim ya. Karadır kaşların. Büyük ihtimalle ben ölüyorum. Benim hakemi sen alırsın. Ben ölürsem hakemi alın. Ya dolanalım bari, bunların ne zaman geleceği belli değil. Hadi takip. Uvu'ya doğru git bakalım. Anlaşıldı. Takip. Bu Bloods olayıyla alakalı bir gelişme yok değil mi? En son dün Dwayne görüşecekti falan filan. Şu an yok patron. Bize gelen bir bilgi yok ki en azından. Bir arayayım bakayım. Tırın tırın. Tırın tırın tırın. Alo. Alo. Buyurun, nasılsın? Merhaba Dwayne, nasılsın? Merhaba adamım, keyfim şu an 10 numara 5-5. Niye diye soracak olursan, az önce Vagos'un boss'unu tarafımca vurmuş olup savaşı kazanmış bulunmaktayım. Ooo iyi. En son bunlar denizde yüzüyordu iyi, balık gibi, ne yaptın? Denizde mi tuttun? Çımbızda koymuş gibi aldık dostumu. İyi, elinize sağlık. Sağ ya bu Bloods olayını ne yaptın sen şimdi, bunları ne yapalım biz? Bro, aklımda hemen zaten bu olayı kapattıktan sonra direkt olarak Bloods'ın yanına geçiyorum. Bu sarıyla da görüşüp seni direkt arıyorum bro, okey? Tamam, aklına haberini alalım, bekliyorum o zaman ben. Okey dostum, tamam, teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Vallas patates etmiş vagosu. Dıran dıran. Dıran 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 dıran. İskele yapalım otelin oradan. Tabii patron. Bakalım Gilberto Gali ne diyecek bu soygun işlerine he gençler. Alo. Merhabalar, buyurun. Aşağıda sağlam bir soygun var herhalde he. Mevzu var orada. Bir konum atarsanız iyi olur. Tamam. Bu arada arkadaşlar grafiklerim daha da artmış mı? Birkaç ayar daha yaptık çünkü. Patron, Kali'nin oğlu aradı şimdi. Bize konum atıyorlar. Tamam, o konuma git direkt. Anlaşıldı. Arkadaş, grafik manyağı olduk. GTA 7 yaptık oyunu ya. Harbi çok güzel oldu he. Bak size bir hilemi açayım. Aa bir dakika la, kapanmış bu. Ben bunu kaydetmemişim. Bir dakika, şimdi daha da arttırıyorum. Oğlum siz de hemen evet daha da artmış diyorsunuz lan chat. Çıkıyoruz. Ha. Şimdi artacak. Evet abi artmış artmış. Aslında ayarlar yok. Abi artmış ya artmış. Bu lan chat. Bak mesela şöyle bir şey var ama bunu hep açınca kötü oluyor. Bak şu. Bu daha çok böyle şey odaklı. Yani diyelim bir yerde poz vereceksin ya da şey yapacaksın işte bir odaklanacaksın bir yere falan, o zaman fotoğraf çekerken falan çok iyi oluyor ama şu anda tabii bir işe yaramıyor. Tahmin ettiğim yermiş bunların mekanik herhalde. Tamam, sağa çeksin bizimkiler. Burada beklesinler bakalım. Ekip sağa çekip burada bekliyor. Kral, bu aracı boyayabilir miyiz ya? Mat siyah yapalım hemen bunu. İyi akşamlar. Sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kali değil mi burası? Evet efendim, evet. Buyurun, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk dostum. Gilberto'nun oğlu buradaymış herhalde. Kendisi benim, evet. Merhaba. Sen Gilberto'nun oğlu musun? Evet efendim, benim. Adın ne dostum senin? Şinasi Karabindi ben, Vito Bey. Şinasi, memnun oldum. Seninle bir görüşelim ha Şinasi. Tabii tabii, buyurun. Şöyle buyurun, içeri davet edeyim sizi. Düşünün, yeni numaraya bak, tam egzorsist numarası. Evet, mekanikteyim. Buyurun şöyle oturalım. Gilberto Kali'nin oğlu Şinasi. Sıcak çayımız var, içer miydiniz? Çay, çorba, bir şeyler. Teşekkür ederim. Gilberto Bey ne zaman gelir? Valla kendisine bir mesaj atayım. Eğer uyanıksa buraya damlar diye düşünüyorum. Bir sor bakalım. Ya. Psycho bu ya. Mesaj gönderdim. Görürse bir dakika içerisinde dönüş sağlar bana kendisi. Şinasi, çok soygun yapıyormuşsunuz ha? Soygun? Ha. Yok Vito Bey, bizim soygun moygun daha öyle işlere kalkışmadık biz ya. Bak emin misin Şinasi? Turuncu araçlarla geziyormuşsunuz, milleti soyuyormuşsunuz, bizimkilere de bir kere dadanmışsınız. Doğru. Vito Bey, şöyle diyeyim. Şehirde 3 gündür bizim adımızı karalayan bir takım insanlar var. Herkes aynı şeyi söylüyor. Sanırsam yine onlar ortalığı karıştırıyor olabilir. Kimmiş onlar? Baykal ailesinden Adam diye bir insan. Hmm. Bu zaten Karadağ taraflarıyla da görüştük, Karadağ ailesiyle. Onlar da onayladılar. Onlara da bulaşmışlar. Evet. Yani destek falan istemişler kendi atlarına. Bu takımlar ortalığı karıştırıyorlar.
Biz yapmıyoruz diyorsun yani. Yok Vito Bey, biz kendi ekmeğimizle mekaniğimizi çalıştırıyoruz efendim. Siz soygun yapmıyorsunuz yani. Kesinlikle yok. İmkanı yok. Olamaz. Bak Şinasi, yapıyorsan da yapıyorum da, yabancı değiliz. Gilberto Bey bizim dostumuz sayılır. Doğru. Sorun yok. Vito Bey, yapıyorsan yapıyoruz da, biz de diyelim ki ya tamam, soy da bizi soyma diyelim ha. Estağfurullah. Şimdi Vito Bey gerçekten yapmış olsaydım ben yaptım derdim ama emin olun bizden şu an öyle bir şey yok yani. O durumda değiliz. Allah'ım. Kendi çevremizdeyiz şu anlık. Toplama, çevirme, gönderme, atma. Ama soygun yok. Öyle bir şey yok bizde. Anladım. SMG var mı sizde? Öyle şeyler de yok diyelim Vito Bey. Daha onlar da yok. Vallahi yok. Yemin olsun yok Vito Bey. E olsun. SMG'nin olsun. Olmasın mı? Olabilir. Ama şu an yok. İşte biz sana satalım, verelim bir şeyler. Ne kadar acaba Vito Bey? Ne, fiyat yani mı? Bizde sadece SMG değil, AK'ye kadar, sniper'a kadar ne ararsan var. Maşallah. Gilberto Bey gelince beni bir arayın, siz biz bir görüşelim onu. Tabii. Ben ona bir ileteyim bu durumu. Ama dediğim gibi bir soygun moygun turuncu araba. Zaten bizim araçlar kum rengi araçlar. Turuncuyla alakamız yok yani Vito Bey. Bir ortalığı karıştırıyor. Peki, öyle olsun. Öyle olsun. Haberini bekliyorum. Tabii. En yakın zamana. Numaranız neydi Vito Bey sizin? 1907. Kimle ulaşalım? 1907. Tamam, onu şey yapalım. Gilberto Bey beni arayabilir. Tamam. Tamamdır. Hiç. Hadi iyi akşamlar. Yine bekleriz çaya çorbaya. Tamam. İyi akşamlar. Iyi. Çıkış yapıyoruz. Arabaları çalıştırıyor. Yapıyor ya. Yalan söylüyor ya. Önce dedim. Çok inandırıcı. Çok inandırıcı konuştu. Sür bakalım. Sonra anahtarı vereyim isterseniz. Sen sür sen. Tamam. Bir kere aç kapıyı oğlum. Gideyim bir benden mi acaba? Büyük ihtimalle Şinasi doğru söylüyordur ya. Niye yalan söylesin değil mi? Yani Batman. Yalan söylüyor yavşak. Takip. Bizim çocukları dağıtın şehre. Turuncu araç arasınlar bakalım bir. Gençler, şehre dağılıyorsunuz. Turuncu renk arabalar arıyorsunuz. Turuncu. Sıraç da fırlasın. Kasaba tarafına bir baksın bakalım, oradaki durumlar ne. Craft Murat'a hepsine baksın. Yani sizi bir clearlayın. Sıraç abi. Sen de kasaba tarafına bakacakmışsın. Orta kasaba, üst kasaba, Craft bunlara bir baksın. Orta kasaba, üst kasaba, ben Craft falan o taraflara bakacakmışsın patron diye. Mevzuya girmek istemiyorum. Zaten gözümüzün gözü üstünüzde. Aman koy. Konuşamadım ya. Savcının gözü üstümüzde he. Lan bir söyleyemedim ya. Şu anda mevzuda yakalanırsak sıçarız. Lan sen. Motel önü vermiş. Hemen biz bir gidelim. Bir şey yapmasınlar biz olmadan. Biz gidiyoruz sadece. Bizimkiler bölgeye yakın olsun ama. Araştırmaya devam etsinler turuncu araçları. Araştırmaya devam edin siz turuncu arabaları. Ulan az daha çakıyordum polis he. Sercan! Eşşi abonelik hediye etmiş. Teşekkür ediyoruz. Tamam, yanına geç. Yanına geç, önüne geçme adamın. Yok, şöyle geçeceğim patron. Dostum merhaba. Böyle. Pardon, telefonum çalıyor. Alo. Alo, merhabalar. Ney mekanik? Merhabalar, buyurun. Vito Salvatore ile mi görüşüyorum? Buyurun. Vito Bey, ben terörle mücadele savcısı Diana Fields Simon. Nasılsınız öncelikle? İyiyim efendim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Oh, yeri gelsin. Ben de iyiyim Vito Bey. Bir sorgu işlemleri için sizi LSPD departmanına çağırmam gerekiyor. Müsait misiniz acaba? Müsaitim efendim. Hemen geliyorum departmana. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. Beklemedeyiz o zaman. Tamam. Size iyi günler. Tamam. Sıraç sıçacağım ağzına. Terörle mücadele arada anasını. Ne yaptılar bunlar ya? Oha. Terörle mücadele mi? Neydi lan bu kızın adı? Diana değil mi? Diana Sarç. Tekrarlar mısın telsizi? Bizimkiler aramaya devam etsin.
Siz aramaya devam edin. Bizim bir işimiz var. Üst kadrodan biri baksın ona. Neyse pörlüyorum. Çocuklar benim tabancayı ben koydum. Mermilerimi koyamıyorum. Aurelio benim tabancayı alsan oğlum oradan bir. Alayım patron. Sağa çek sağa sağa. Aldım. Sağ var, mermileri sağa de aldım. Bak. Oğlum sağa sağa bak. Sağ tarafa park et. Tamam patron. Tamam mermileri aldın. Pistolü de attım. Onu da al. Pistol mermilerini de al. Alıyorum. Tamam ben gideyim şu işi bir halledeyim bakayım ne bakıyacaksın. Hadi. Tamam patron. Burada bekleyin beni. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ulan sıraç. Oğlum trafik cezasından dolayı polis vurulur mu lan? Manyak mısınız lan siz? Adana'da sıradan bir gün anasını satayım. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir şeyin içine düştük ya. Efendim merhabalar. Savcı hanım aradı da beni. İfadem alacakmış. Abi ki buyurun. Lobide bekler misiniz CSM? İsminizi öğrenebilir miyim? Vito Salvatore. Tamamdır. Bir saniye Vito Bey. Avcım Vito Salvatore geldi. İfadesi alınacakmış. Alayım mı sorgu odasına? Tamamdır. Tamamdır. Buyurun Vito Bey. Vito Salvatore. Arabayım. Vito Salvatore. Otobotum. Optimus Prime'ım. Ne komikti o ya. İyi üzerimizde illegal bir şey kaldı. Ana bu ne lan? Oğlum yanaklarına ne olmuş lan bunu? Allah Allah. Tüplü memur. Oğlum bu... Ulan sıraç bak senin yüzünden başıma bir şey... Üzerinizde biraz kan görüyorum galiba. Ya ben de farklı görüyordum. Olabilir ya. Efendim yani üstümde bir şey yok ama belki tansiyonunuz anladım. Düştü herhalde size. Olabilir olabilir. Olabilir efendim. Oğlum arkamdan peki. Geliyor bu korkuyorum ben bundan. Bir saniyenizi rica edeyim. Ulan sıraç senin yüzünden bizi var ya tüplü yapacaklar ha. Haber başlatsaydı. Daha dur başladı ben seninle başladık tamam. Anlaşıldı. Hoş geldiniz Vito Bey. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Oturun lütfen. Ayakta kalmayın. Biraz uzun bir konuşma olacak gibi. Tabii efendim. Savcı şimdi bakalım bize ne yapacak. İsterseniz ben öncelikle kendimi savcım kolunuz çıkıyor kıyafette. Zaten telefonda da benimle de görüştünüz. Terörle mücadele savcısı Diana Fils Simon ben. Dün sahip olmuş olduğunuz galerinizde bir memurlarımıza karşı silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Bu konuyla alakalı bilginiz var mıydı Vito Bey? Efendim benim bilgim yok. Ben şehirde de değildim dün gece zaten. Yurt dışındaydım ama benim olayla ilgili bir bilgim yok. Peki Sırat Çakır'la ilgili alakanız nedir? Yakınlığınız nedir kendisiyle? Çalışanım olur kendisi. Güvenlik işleriyle uğraşıyor. Peki. Sırat Çakır'ın şirketinizde bir yetkisi var mı? Evet. Güvenlik şefimiz olur kendisi. Benim ben yapacağın işe sıçayım Sırat. Peki. Şöyle söyleyeyim. Galerinizin önünde polis memurlarıyla yaşadığı tanım arbede... Anam. Yani bu Sıraç Bey'in polis memurlarıyla şey olan anacığım. Arbede de hakkında ne biliyorsunuz? Bir şey bilmiyorum dediniz değil mi? Benim bir bilgim yok efendim. Hani evlatlarınız belki bu konuda sizi bilgilendirmiştir diye düşünmüştüm. O yüzden tekrar etmek istedim beyanımı. Efendim bilgim yok maalesef. Tamam. Karşı tarafa olay azmettiren Sıraç Çıkır olabilir mi bu konu hakkında? Ne düşünüyorsunuz? Azmettiren olma ihtimali var mıdır? Ben olayı da bilmediğim için yani şimdi konuya hakim değilim. Şöyle ben size olayı açıklayayım o zaman. Sıraç Çıkır! Dün polis memurlarımız Sıraç Bey'i galerinizde illegal modifiyeli bir araç kullanması konusunda uyarıyorlar. Cezai işlem uygulamak istediklerini beyan ediyorlar. Sıraç Bey bu konuda birazcık
kendileriyle diyalogda bulunuyor. Hani araç benim değil, bu yüzden bana ceza kesmenizi doğru bulmuyorum diyor. Polis memurumuz da araç sahibi şu anda burada olmadığı için size ceza kesmem gerekiyor diyor. Sonrasında olay yerindeki iki şahıs sizin mekanınızda polis memurlarımızı polis memurlarımızı ve Sıraç Bey'i yaralayarak mekandan ayrılıyorlar. Bizim çalışan vurulmuş yani. Evet, Sıraç Bey de yaralanmış. Yani efendim, şimdi bizimki, bizim çalışanımız kendi kendini vurdurtması için sanıyorum deli olması lazım. Burada bir suikast girişimi gibi geldi bana. Ya da belki memur arkadaşlarımıza yapılan bir haince harekette belki bizimki bir kurşuna gitmiş olabilir diye düşünüyor. Ama benim bilgim yok. Dediğim gibi bana herhangi bir şey söylenmedi. Büyük ihtimalle kendisinin de çok büyük bir yarası olmayınca herhalde benden çekindi mi? Öyle bir durumun içinde olduğu için. Belki o yüzden söylememiş olmayabilir yani. Peki, galerinizde yapılan aramalarda polislerimizin bodycamleri haricinde sizin güvenlik kameralarınıza ve bilgisayarınıza da el konuldu. Sizin ağamınıza koyayım Sıraç. Sıraç Çakır'ın galerinizin kasasıyla bir alakası var mı? Efendim, bizim galerideki tabii biriken, kasamızdaki biriken parayı alır kendisi. Memur, memur diyorum, özür dilerim. Çalışanlarımıza dağıtmak için. Maaş babında yani. Peki, sizin şirketinizin galerisinin önünde bu durumun yaşanmasına dair bir yorumunuz var mı? Efendim, yani sadece bizim tabii galerimizin önünde değil, şehrin hiçbir yanında polislere karşı yapılan hiçbir hareketi doğru bulmuyoruz. Kesinlikle esefle kınıyorum. Böyle yapılan bir hareketi hatta lanetliyorum. Devletimizin her daim yanındayız. Biz elimizden ne geliyorsa yapalım. Dilerseniz ben çalışanımı teslim edebilirim. İfade vermediyse. Yani ne gerekiyorsa biz işbirliğine hazırız. Hı hı. Kendisi zaten hani tutuksuz yargılandığı için şu an o da bir soruşturma kapsamında, inceleme altında. Zaten kendisi gelip imza veriyor buraya. Onun dışında bunlardan bağımsız olarak ben sizi buraya neden çağırdımla alakalı konuya bir gireyim hemen. Dün siz de şerifleri vurmuşsunuz. La Salvatore ile aranızdaki ilişki nedir Vitobo? Ya Las... oğlum olur efendim. Lan oğlum! Kendisi sizin öz oğlunuz mu, manevi oğlunuz mu? Yani nüfusuma kayıtlıdır ama üvey evladımdır tabii. Ama soy ismi benim soy ismimdir. Peki, La Salvatore'nin şirketinizde olan yetkisi nedir? Yetkisi var mıdır şirketiniz üzerinde? Evet, genel müdürlerimden birisidir. Birkaç tane genel müdürüm var. La Salvatore'nin işlemiş olduğu bir suç neticesinde departmanda vermiş olduğu ifadesinde söylediği, biz vergi kaçakçısıyız, kara para aklıyoruz söylemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Merhaba. Efendim, yani herhalde sarhoş kendisi. Biz kendisi şaka olduğunu, kendisi şaka olduğunu beyan etti ama burası bildiğiniz gibi bir devlete ait kurum olduğu için savcıya karşı olan bu beyanı ben irdelemek durumundayım görevim neticesinde. Tabii ki, tabii ki efendim. Yani siz bizim banka hesaplarımıza istediğiniz gibi araştırma yapabilirsiniz. Tabii. Kesinlikle bir vergi kaçırma söz konusu değil. Biz Salvatore Holding'i olarak birçok eyalette, birçok ülkede faaliyet gösteren bir holdingiz. Şirketlerimiz içerisinde galerilerimiz, gece kulüplerimiz, birçok işletmemiz var. Hepsinin defterleri, evet, muhasebe işlemleri, hepsi yapılmaktadır. Bunların hepsini İstediğiniz gibi sorgulayabilir, araştırabilirsiniz efendim. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Ama bu memuru yanıltmak ve sizi bu şekilde oyalamaktan dolayı bence bir cezayı da hak ediyor. Yani tabii ki biz şu anda bu konuyla alakalı başsavcımızın sizi... Yalancı Vito yine başladı. Konuyu birazcık göz ardı ettik. İrdelemek istemedim ben şahsen. Ama dün mekanınızda olan bu saldırı girişiminden sonra olay yeri inceleme ekipleriyle beraber mekanınızı inceleme altına aldığımızda kendisine yönelttiğimiz soru sonrasında aynı beyanını yineledi. Ya oğlum! Biz kara para aklıyoruz. Allah ya! Kaçakçısıyım ben. Lan bari kara para aklasak! Senin sülaleni bile doyurmaya yeter dedi. Ben de açıkçası görev tanımım gereğince bunu inceleme altına almak durumundayım. Tabii efendim, siz ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yapın tabii. Peki sahip olduğunuz işletmeler nelerdir Vito Bey? Efendim, galerimiz var.
Şu anda bir bankamız var. Henüz faaliyette değil. Bir gece kulübü açacağız çok yakında ama onunla alakalı açıkçası birlikte ortaklık yapabileceğimiz hanımefendi arıyorum. Onun dışında şu anda başka bir hizmetimiz yok. Peki. Restoran da düşünüyorum aslında. Holdingimiz var demiştiniz. Aile holdingimiz değil mi? Evet. Holdinginizin iş tanımı nedir Vito Bey? Ne iş yaparsınız holdinginizde? Efendim biz açıkçası birçok iş kolunda varız. Otomotiv. Onun dışında turizm. Eğlence sektörü. Birçok işi yapıyoruz Salvatore Holding olarak. Yani her işte varız diyebilirim. Peki. Milli şu anda sahip olduğunuz şahsi servetiniz ne kadar Vito Bey? Efendim? Şirketinize ait servetiniz. Yani onu açıkçası muhasebecilerim daha iyi bilir. Şu an benim net bir bilgim yok. Yani benim kendi hesabımda da sanırım şu anda, hatta bakayım. $7,000 para var efendim. Peki. Bende para yok. Araştırmalarımıza göre oğlunuz Okan Salvatore'nin şahsi serveti $999 million. Efendim o tabii bizim holdingimizi yönetmek için kullandığı ücretlerden bir tanesidir. Peki. Lan Okan! Peki Vito Bey çok teşekkür ederim. Hem annesinin başıma belasın. Aldık. Ekstra bir tekrardan ifadenize başvurmamız gerekirse sizi tekrardan rahatsız edeceğiz, bilginiz olsun. Tabii ki efendim, tabii ki. Çok sağ olun işbirliğiniz için. Ben teşekkür ederim iyi niyetiniz için, çok sağ olun. Görüşmek üzere, dikkatli olun. Hoşça kalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çıkışa kadar eşlik ederim. Eşlik edin. Ya kardeşim ben bu evlatlardan ne çektim chat ya? Ben bu evlatlardan ne çektim ya? Evlatlardan çekiyorduk, bir de şimdi sıraçtan çekiyoruz. Bir de bana mesaj atıyor eşek. Malikaneyi bastım. Yani şimdi ben Göttingen basacağım. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Sağ olun, görüşmek üzere. Ha, uçak modunda değil mi benim telefon? Alo. Vito Bey ne yaptın ya? Ya Ahmet Bey, departmandaydım, ifade verdim ya. Bir hayırdır? Olay olmuş bizim galerinin orada da. Mekan sahibi olarak beni çağırdılar, ifade verdik. Biri birini mi vurmuş, ne olmuş, öyle bir şey olmuş. Anladım, geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Şu dünkü mevzuyu konuşalım mı? Olur, tamam. Ben arayacağım seni, konuşalım. Bir işim var, halledeyim. Tamam. Tamamdır, tamamdır. Patron, Avrol ya, benim bir gözlere gidin. Bırakın, takibe devam. Sıraç mı bu? Efendim? Evet. Oğlum, sıraç! Efendim, patron? Oğlum... Yani size ben ne diyeyim bilmiyorum. Ne oldu ki? Ne oldu baba? Ya o kadın bir sürü şey dedi oğlum. Yani yok polisi mi vurdurttu dedi. Birlikte bir operasyon mu yaptılar dedi. Dedim ya şimdi birlikte bir operasyon yapacak olsalar kendine dedim niye vurdursun? Evet. Deli mi bu falan filan dedim. Ama bir boka batmışsınız. Bu işte eğer karşı taraf bodycam'de varmış çünkü adamlarda. Bilerek bıraktırdık şüphelenmesinler diye. Evet kesin de. Şimdi karşı taraf eğer seni satarsa oğlum. Umarım satmaz. Satarsa planlı bir şekilde polis öldürmekten bakalım ne olacak. Hadi neyse. Hadi efendim, o neyse. Şefim. Efendim Charlie şefim. Çevir çevir. Çevir çevir. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çevir çevir. Çevir tamam çevir. Tamam efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Efendim departmana geldim ben zaten. İmzamı attım çıktım. Siz nasıl isterseniz efendim. Geliyorum. Sayın. Beni yine çağırıyorlar oğlum. Bu daha 3 gün durur orada. Patron. He. Takibe devam uzaklaştı. Bir şey yapamıyoruz mu ya biz? Bir tanıdık mandık. Oğlum ne tanıdık yapacağız? Dur bakalım ne çıkacak sen bir devam Okan et. Okan abilerin ne olmuş olayı?
Ya Okan'ın hesabında çok para varmış. Ondan bir şey çıkmaz da. Laz gitmiş, biz kara para aklıyoruz demiş. Salak. Nerede lan bu Laz? Kime demiş onu? Savcıya demiş, biz kara para aklıyoruz demiş. Biz demiş vergi kaçırıyoruz demiş. Bir sürü şey demiş, manyak ya. Ben neyi bilemiyorum bu arabaya? Nerede oğlum bu manyak herif? Uyuyor herhalde ya. Tamam devam et, biz gidelim. Aurelio benim silah at oğlum torpidoya. Ne yaptınız patron, turuncu aracı? Patron. En son Ubu'da varmış patron bir araç. 3 kişilermiş. Kasaba İster... tarafı? Kasaba tarafında şu an bir bilgi yok patron. Titan gitti ya oğlum, Titan'a sorsanıza. Burak? Ulan manyak bu Laz ya. Kasaba turuncu araçlarla alakalı bir info var mı? Kasaba boş patron. Patron şey koydum, revolver koydum. Şey de koyayım. Bu savcı bizimle uğraşmaz inşallah, bakalım. Gelsin ha, en kötü savcıyı kaldırırız da. Yani. Ulan polis yanı. Şu Ahmet'le görüşeceğiz. Şeye gitsene, şu bin meşin vardı, oraya gitsene. Sağda sağda sağdan git, şeyin karşısı, tekilenin karşısı olması lazım. Tabi patron. Efendim? Ahmet Bey. Efendim? Şey yapıyorum, şey yapalım. Tekilenin karşısında bir in meşin var, biliyorsun değil mi onu? Buluruz. Tamam, oraya geçiyorum, oraya bekliyorum seni. Tamamdır, ben benim arabayı bir boyatıp geliyorum hemen. Tamam, bekliyorum ben onu, eyvallah. Tamam. Bu arkamızdaki araba kim? Alo. Ulan Okan manyağı. Efendim? Oğlum niye hesabında 999 milyon dolar para tutuyorsun? 99 milyon var da... He, o zaman normal. Baba şimdi onu benim de yaradılar mevzudan. Ben de bütün Salvatore Holding'deki imza etkilerimi bıraktım. Kendi sektörümle ilerliyorum falan filan dedim. Oğlum sen sonra hangi sektörde çalışıyorsun da 100 milyon dolar para kazanıyorsun Okan? Nasıl bir sektör bu? Sahmeli ortak şirket açtım da ben. Lan ne şirketi, porno şirketi mi bu? 100 milyon dolar ne kazandınız da yaptınız? Oxfam şirketi ya, biz şey yapıyoruz, eğlence. Dansmaz. Baba para atlıyoruz buradan, görmen lazım. Mail ulan orada. Oğlum bu Laz, bu Laz gitmiş savcıya demiş ki biz demiş kara para atlıyoruz, vergi kaçırıyoruz demiş bu manyak. He Laz der, o savcıyla zaten onlar manyak, o ikisi kapışıyorlar sürekli. Ya şu Laz neyse, nerede şunu bana bir bul ya. Laz yok da ben bu paranın yarısını bari Sami'ye atayım. Ya oğlum şu paraları ne yapacaksın? 99 milyonu yok et o parayı bir şekilde. Tamam yok ediyorum. Yapıyorum. Hadi git ne yapıyorsan yap, yak ısınıyorsun mu ne yapıyorsun, yap bir şey. Tamam. Lan ne sayko adamlarla birlikteyiz arkadaş ya. Bizim çocukları tamam, çağırın buraya gelsin herkes. İpler herkes geliyor buraya. Binme işine gelin, koruma atıyorum buraya. Ha bunlar devriliyor mu la? Bunlar devir. Aha. Oğlum çok iyi düzeldi la. Sakin sakin, yavaş yavaş gelin, sıkıntı yok. Tito Salvatore ekibe meydan dayağı atmaya gidiyor demiş Oğuzhan. Eyvallah, sağ ol Oğuzhan'cım anderen için. Turuncu araçlarla ilgili hiçbir şeyimiz yok yani şu an. Değil mi? Şöyle, o adamlar büyük ihtimalle undercover'da turuncu dolaşıyorlar. Büyük ihtimalle de mekanikleri var kale oldukları için. Direkt değişip gidiyorlardır. Yani turuncu ilacıklarını çok sanmıyorum. Ama bir tane mi mekanik var oğlum? Bir sürü mekanik var. Orası öyle. Info kaliden olduğu için kaliden patron. Neyse de bakalım ne çıkacak. Buraya gelenlere hızlı bir koruma üzerine aldırın. Toplantıya gelecekler buraya falkonlar. Bu sefer de Giovanni Lorenzo'ya atmış bütün parayı. Oleden bir kişiye aboneliğimiz var, sağ olsun. Yaşlandık be oğlum. Yaşlı adamız artık. Yaşlı adamız, yaşlı çocuk, Vito'cuk. Ekip bugün çok iyi ya. Evet. Çabalarımız sonunda. Azer'le biz bir görüşelim mi? Ya da görüşmeyelim. Ya da görüşebilirim, dur bak. İstersen patron. Azer'in numarası var mı? Buluruz patron. Sarı sayfalarda bak, Enes Başer diye biri var. Lopez. Ara onu. Arıyorum hemen patron. Ve Vito Salvatore istiyor diye. Azer'in numarayı bir al bakalım. Tabii ki. En tatlı sabahlar. Çok okur emle başlar. Ne alaka lan şimdi aklıma bu gel. Vito Salvatore adına konuşuyorum ben. Azer Bey'in telefon numarası lazım bize. Azer Bey'in. Hemen bekliyorum.
Birazdan açıyorlar patron. Şehirde mi ki? Yani aradığımda isterseniz bakabilirim. Hapes. Efendim abi? Şunun kilidini açsana bir. Tabii şey yapacağım. Kim geliyor baba? Ahmet balkon. Bana bir iş vermiştim. Bakalım yapacak mı? Patron. He. Şunları unutmuşsun torpilede. Ver oğlum. Dandiri din 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 dandiri din 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 dandiri din din. Donate'leri okuyorum zaten. En son Oğuzhan'ın donate'i geldi. Başka donate var mıymış bakalım. Dam. Sercan'dan gelmiş. Tüm chat'in kandili mübarek olsun sevgiler demiş. Bize bir 100 lira yollamış. Selamünaleyküm hayırlı kandiller demiş. Aleykümselam kral, teşekkür ediyoruz. Kandili, senin de kandili mübarek olsun. Hepimize hayırlı kandiller cümlede. Patron numara geldi fakat şu an şehirde değillermiş kendileri. Tamam, numarayı at bana. Tabi patron, söylüyorum. Çift 01 patron numarası. Çift 01, 001 evet. Yani. Evet patron. Tamam. 001. Koruma hazır mı? Saat 10 gibi de uyanacakmış patron. Haberiniz olsun. Tamam, yarım saate uyanır. Çeviri gönlüğü tamam patron. İyi güzel. Patron numaranızı vereyim mi kendilerine? Ben yazarım ona, mesaj atarım şimdi. Anlaşıldı patron. Nerede kaldı la bu? Baba Can Kral adamdan bir önerimiz var. Reis bir daha RDR'de karşılaşalım. Sana karı bulacaktık daha. Bir de Muhittin kardeşime selam çakar mısın? RDR'de biz karı mı arıyorduk en son? Yok be oğlum. Galiba bir karışıklık oldu. Dingdir ding 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 ding. Ra ra ra. Ne yazıyor lan burada? Dur bakayım. Galenin ardı Mersin, beklerim yarim gelsin. Beklemekten usandım, Allah belanı versin. Vay be. Ha geldi balkon. Gelenlere bırakın girsinler. Ahmet Falcon manitası mı varmış da bu geliyor onunla beraber? Kim ki o? Hoş geldin Ahmet Bey. Aleykümselam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Gel buyur otur. İyi vallahi şükür. Aha sıçtı bizim koltuk. Neyse artık koltuğa oturacağım. Vito koltuğa oturdu. İnşallah. Ne var diyor Ahmet Bey? Şükür ya, ne olsun, uğraşıyoruz. Sürünüyoruz desek yeridir. Niye sürünüyorsun ya? Ya para işi zor ya. Gerçekten zor. Yani git ondan al, git bundan al. Tahsilat işi çok uzun sürüyor. Gerçekten çok uzun sürüyor. Sıkıntılı işler diyorsun ha? Aynen öyle. Birisiyle birbirime girmesen bari de. Ne güzel şurada düzgün düzgün oturuyoruz. Kimle birbirine gireceksin ya? Ya bazen sıkıntı olabiliyor ödemelerde falan. He. Bu yüzden birini bıçaklamazsam iyi. Bir sorun yaşarsan hallet, biz tahsil ederiz. Ama eyvallah, komisyon alırım bak ha.
Tamam, anlaştık. Ay ay. Şimdi şu dünkü mevzuyla ilgili Azer istedim. Hı-hı. Aynen öyle. Dinliyorum. Şimdi bu arkadaş için senin aklındaki şeyi duydum zaten. Ama ben diyorum ki bunu nakite dökelim. Nakit. Nakit olarak ne dersin? Ne yani, kadar dersin? Nakit. Adamı diri getirmen lazım ama bize. Ben getirmeyeceğim. Sana gerekli malzemeyi vereceğim. Sen onu savcıya vereceğim. He. Dünkü konuştuğumuz gibi. Şey yapacaksın sen. Ha, ben seninle farklı konuştum. Ben birkaç kişiye sen daha başkasıyla da konuştum. İş verdim. O yüzden yok, yandı. Ki, ne dedim ben sana? Onu sana sattığı malzemeyi getir. Ben onu savcıya vereyim dedim. Ben de sana malzemeyi verme karşılığında ne kadar vereceğini sormuştum. Anladım, anladım. Sen bana aynısından iki tane demiştin hatırlarsan. O da 3 milyona tekabül ediyor. O zaman şöyle yapalım. 1,5 milyon veririm sana. Evet. Ama 1,5 milyon karşılığında bu ticaret olurken görüntü isterim. Net bir ifade olması gerekiyor ki savcı patlasın buna. Şimdi ben o emaneti vereceğim. 1,5 milyon alacağım. De görüntü vereceğim. Bana giriyor bu işin ucu. Sana ne girsin canım? Adam yakalanacak. Sen de namını yürütmüş olacaksın bu operasyonu yaparak. Bunu da bir tek senle ben bileceğim. Teknik olarak savcıya vereceğim tüfek 1,5 milyon zaten. Evet, 1,5 milyon tüfek de sende kalacak. Ha, tüfek de bende kalıyor. Tabii canım, tüfeği biz de alalım. 1,5 milyonluk tüfek sende kalacak. Ekstradan 1,5 milyon daha ben sana vereceğim. Yani yine baktığın zaman 3 milyon olmuş oluyor. Şöyle yapalım. Sen bana 3 ver. Artı silah bende kalsın. Sen de Ahmet Bey. Ben 3 basit milyona giden değil. Adamı kendim vururum ya. Teklif bu. 1,5 milyon veririm. Bu operasyonu bu şekilde halledersen. Görüntü alacağız. Ticaret olurken bir görüntü. Aynen. Ticaret olurken bir görüntü lazım. Kanıtlayacağız bu sayede. Oradan aldığın silah da sende kalacak. Bir sıkıntı yok. 1,5 milyon da ben sana vermiş olacağım. Tamam. Ama onu şöyle yapalım. Gel düz hesap olsun. Pazar İyi 1 milyon gibi. Olsun. Tamam, düz hesap. 2 milyon olsun. 2 milyon olsun. Şimdi düzledim. 1,5 milyon. 500'e attık. 1 milyon. Oğlum benim düzüm 2. 1,5 milyon Ahmet Bey. 1,5 milyon artı silah sende kalıyor. Daha ne yapayım ben sana ya? Ya silah siktir. Silah önemli değil. İyi, o zaman silah da bende kalsın. Silah sende kalsın. 3,5. Yok, çok. 3. 1,5 milyon temiz sana para veririm. Silah da sende kalır. Teklif bu. O zaman şöyle yapalım. Bu ticareti yapabilmem için benim ondan bir silah daha almam gerekiyor teknik olarak. Tamam. Onu nasıl yapacağız? Bir nasıl ispatlayacağım? Adama zaten aldım ben silahı. Bir tane daha al. 1,5 milyonu da ona vereceğim. Senden alacağım 1,5. 2 tane silah mı olacak elimde? Tamam, o 1,5 milyonu geri alıyorsun işte. Vereceğim 1,5 milyonu geri alacaksın. Ben vereceğim ya sana 1,5 milyonu. Ha, okey. Tamam, öyle yapalım. Silah. Aynen, sen 1,5 milyonu getirdim dersin. Para burada dersin. Tamam. Çantayı gösterirsin. Tamam. Ondan sonra silahı teslim alırsın. Parayı verirken görüntüleri alırsın. Ondan sonra 1,5 milyonu ben sana geri vereceğim zaten. Tamam, anlaştık. Tamam. Yani senin silahı ben almış oluyorum aslında senin için. Tamam. Tamamdır. Eyvallah. Tamam Ahmet Bey. O zaman sen bu operasyonu yap. Bize haber et. Tamamdır. Bir bakalım. Uygun düşürebilirsem yapacağım. Tamamdır. Haberi de bekliyoruz. Tamamdır. O zaman bize müsaade. Yok, siz buradaydınız, biz kaçalım. Yok, biz de gideceğiz zaten. O zaman beraber gidelim. Haydi hoşçakalın. Karşılara geçecek hızlı koşarak. 3 milyon ne oğlum? 3 milyon niye vereyim lan? Çok para 3 milyon. 1,5 bile çok da rol olsun bak sen. Görev bölgelerini bırakabilirsin. Hızlı arabalara geçin. Benim arabayı kullansam. Lopez sürsün Lopez yine. Tabii patron. Aurelion'a geç. Geçeyim. Şimdi sen bana vereceksin 75'i değil mi Drogo Brains? Çözleriz sonra. Yavaş yavaş şu Southside'a bir git bakalım. Haber çıkmadı Dwayne'den, biz bir görelim.
Yavaş çocuklar, hepsi binsin, bekle. Bekle, wait. Herkes hazırsa devam. Hazır mıyız? Tamam, haber bekliyorum. Oğlum çocukları... Biraz hızlı beyler. Southside'a götürseydiniz ama nereden geliyor bu çocuklar? Niye bu kadar uzağa koydunuz lan? Ne olur ne olmaz abi. Ben koymadım da uyarırım bir dahakine. Babacan'dan bir önerimiz daha var. Evet abi, en son başkanlık seçiminde yaşlı dede olarak karar veriyordu. Çatışmaya yetişemeyecek ama. Heee öyle abi, bir şey yapıyorduk aynen. Çatıdan indiler. Orada hatırladım doğru. Şimdi. Hatırladım. Hazır işte. Mıyız? Öyle bir olay vardı. Dev. Daha geliyorlar. Hiç daha geliyor. Bir şey olmaz, onlar yetişir. Takip. Takip. Benzin ihtiyaçları varmış hatırın. Oğlum toplantıdayken gidip alsalardı ya. Söylemediler valla. Sağda bir yerde benzinlik olması lazım. Karadır kaşlarım. Benzin ihtiyaç olan bir araba mı? İleride patron. Hatırın istersen benzin ihtiyacı olanları göndereyim, onları alsın gelsin yetişsinler bize. Çok kaç arabaymış? Kimse ses vermedi, tek araba galiba. E tamam, benzin ihtiyacı olan at gitsin. Biz geri gelenler kalan takip etsin. Konuşamadım yine anasını. O bana söyleyen araba sadece gidiyor. Bir saniye işte tespih klili. Bana söyleyen araba sadece gidiyor. Benzini alıyor geliyor. Karanları takip etsin. Konvoyda bir sızma mı var? Ne yapıyor bunlar arkada? Konvoyda... Ne oldu lan konvoya? Konvoyda bir problem var arkadaşlar? Var var. Hepsi birbirine çarpmaya başladı bir anda. Orada bir problem olmuş galiba. Ha patron var, bizden ha. Birisi durmuyor. Bayılmış. Arabası durmuyor. Tamam onu salsınlar. Tamam o arabayı bırakın, gelin takip etmeye devam. Konvoyu düzeltin hemen beyler. Lopez bir sağ çek kaldılar. Tabii abi. Sağ çekiyoruz bir. Hafif ilerle sığmaz arayı. İlerle ilerle ilerle. Eşya dünyaya hükümdar olur. Tamam götürün gelin hemen hastaneye çocuğu. Kalanları hemen oluşturun beyler konvoyu. O benzine giden de hızlı dönsün. Hazır mıyız? Ah evladım Kenny. Aylan nerede oğlum bu benim evladım Kenny? Baba vallahi bugün gelecekti de yetişemeyecekmiş. Yarın gelirim gibi duruyor dedi. Bakalım. Bugün bir umutlanmıştım onu İtalya'da görüştüğümüzde ama. Sabah buradaydım. Ben de umutlandım. Konuştum bugün. Geleceğim dedi de. Geçen ben de gördüm geçen hafta. İtalya hattından bir konuştum, yetişemeyecekmiş. Yapma ya. Yarın gelir herhalde. Gelsin ya. Ulan Kenny. Sabah ana yarın da ben yokum. Ne yapalım artık, sizlersiniz Kenny. Bak turuncu bir tane Camacho var şurada değil mi? Evet patron. Tamam bizden bir arkamızdaki BMW gidip onun plakasını alsın. Arkamızdaki BMW... Ha, buyur geç abi sen. Sen söyle söyle. Arkamızdaki BMW U'nun içindeki Camacho'nun bir plakasını alıp gelsin buraya. Geri kalan takibe devam. Geri kalan takibe devam. Onlar onlar değilmiş, başka işimiz patron. Olsun yine de alsın o plakayı turuncu. Yine de gidip alsın. Alsın yine de alın. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Biz yine alalım. Her şey için tediklersin. Olur ne olmaz, sosyal değilsin. Burası Southside oğlum. Tak... Burada 1 milyon kişi yaşıyor. Ömrünüz git. Hiçbir yere sapma. Tabii patron. Bizim sıraç nereye gitti ya? En son ifade değildi ya. Baba şimdi seni sıraçtan dolayı mı çağırmışlar, Laz abilerden dolayı mı? İkisi de. İki eşeğin hikayesi. Ben görmedim, Blas falan görmediniz değil mi siz de? Yok patron. Tamam, buradan devam et sola doğru. Attım diyen konuncu ses. Eşkıya dünyaya ruhum dar olmaz. Geç devam et. Dikkat edilir haftara çarpma. En arkadaki araç sarı mı? Oradan geçen. En arkadan geçen araç sarı mıydı? Evet patron. Krem rengiymiş. Altın sarısı diyor biri de. Tamam. Buradan dönüyorum patron. Şeye dal. Kasaba yapalım bir. Belki kasabada bir daha denk geliriz. Bizim çocuklar da fırlasınlar kasabaya, uçsunlar önden.
Önden kasabı Beyni... yazılı bir şekilde gidiyorsunuz. Abi pardon, sen geç istiyorsun. Bir karar verin lan artık. Tamam, sal bana. Oğlum Lopez, tamam. Arabayı kullan. Beyler, salıyorsunuz. Tamam, konvoyu salıyorsunuz. Sizce kasaba tarafına bakıyorsunuz. Orta kasaba, üst tarafa, üst kasaba araştırıyorsunuz. Turuncu arabalara bakıyorsunuz. Craft'a da bakıyorsunuz. Bir şey demeden yapmıyorsunuz. Direkt konum atıyorsunuz. Craft tarafına da bakıyorsunuz. Direkt bütün illegal bölgelere bakın. Bizim araçların gidişi ama oğlum biz ne kadar tehlikeli bir grup olduk harbiden ya iyice. Bizim arabaya da bir his testi. Bu full mü bu araç? Güzelmiş he. Full patron. Güzel ama. Lopez bunun fiyatını bir öğrenin. Bu iş yapmaz ki oğlum, gitmiyor ki. Patron 230 falan görüyor, ben şu an pek yüklenmiyorum. Ha, otobanda bir yüklen bakalım ne olacak. Tabii patron. Hızlanması güzel ama patron. 17.500 araba. Fiyatına göre iyi. Eskiden top speed şeyleri falan birimleri yapıyorduk konvoy içinde. Onlar gibi olabilir. Belki. Efendim. Evet, benimle görüşüyorsunuz. Buyurun başsavcım. Allah Allah, yeter lan. Yeter. İfadeye gelmem lazım. Ben de boku yedim tamam, herhalde. Tamam, geliyorum. Tamamdır, geliyorum. Avrilio da boku yedi. Evet. Seni niye arıyorlarmış lan? Tanık olarak göstermiş beni Sıraç abi. Hah, seni de kattı, sen de sıçtın oğlum. Abi, peki orada mıydın oğlum? Bir şey olmaz patron, yoktum. Alo. Oğlum yoktun, seni nasıl tanık gösterin? Ne diyeceksin adamlara? Efendim? Bilmiyorum. Lan Lopez'i de... bana bir araba lazım. Araba radar bakıyorum mı lan şu? Şuraya şey git. Orta kasabada garaj var, oraya git. Tabii patron. Ben sana vereyim araba Aurelio. Olur abi. Ama bak, arabamız ceza yazılırsa ödersiniz ha. Polisleri vurmayın manyak gibi. Ben şu silahı... Bir tane ceza ödemedikleri için. Torpidoyu koy abi, ben alırım orada. Oğlum bu zırt çok ağır ya. Dur ben sana inince vereyim. Rauk bize sardı ya. Oğlum yanlış yere gidiyorsun. Garajı biliyor musun sen? Arkada. Yok, arkada. Dümdüz git bu yoldan, garaj belli orada. Tamam patron. Yine yanlış gidiyorum be oğlum. Dümdüz git diyorum. Sen nereye gidiyorsun? GPS'e şey yaptım patron ben. İşaretlediğini sandım. Ulan Lopez, seni de şoför diye koydum. Pardon. Savcı beni de sıçacağım ben şimdi bu savcılığa. Buyurun efendim. Yüto Bey, Burak Çakır diye bir çalışanınız var mı? Burak Çakır olması lazım efendim, evet. He, Sıraş Çakır'ın kardeşiymiş galiba, doğru mudur? Yani bilmiyorum kardeşimi. Çalışanınızsa eğer, biz şu an kendisini karakola aldık da, karakola AK-47 ile girmeye çalışmış kendisi. Karakola AK ile girmeye çalışmış. Evet, AK-47 moda Kalaşnikov bir silahla karakola girmeye çalışmış, az önce alındı kendisi. Efendim yani bizim böyle bir çalışanımız olamaz, demek ki bu terörist bu. Evet tabi. Yani AK-47 ile karakola girmeye çalışıyorsa bir anormallik vardır efendim. Ne gerekiyorsa yapın efendim, arkanızdayız. Sırtında AK-47 ile yürüye gelmiş. Efendim salak olabilir demek ki. Oğlum Burak, telsizde misin? Oğlum bu aptal, bunlar lan manyak mı lan, deli mi lan bunlar bugün? Burak. Patronun hakkınızı helal edin, ben gidiyorum. Lan AK'ın manken yok değil mi Aurelio? Yok yok. Aa dur, silahları unuttum. Silahları bırakayım. Oğlum manyak mısınız lan Lopez, siz? Lopez gelsene. Ya baba, Sıracı soruyorlarsa kardeşi değil. Ama... Burak Çakır kardeşi değil mi? Yok, değil diyebilirim. Oğlum bunlar delirdi mi lan bunlar? Kardeşi mi? Ha kardeşiymiş. Evet. Oğlum benim üstüm ne lan böyle, her şey lan var. Lan Burak. Dur bekle. Kokain de varmış. Bunlar boku yedi ha gençler. Büyük ihtimal almışlardır onu da. Oğlum AK ile karakola girmiş diyor lan. Büyük ihtimalle onu da almışlardır. Sıracı aldılar diye bu AK. Hayır, bu Burak Çakır'a bir sorsana ya, bu ne yapıyor bu. Ben bir arayayım patronu isterseniz. Birisi yok. Böyle bir ara bakayım. Dur bakayım, beni birisi böyle arıyor. Helal edin. Alo. Ben gidiyorum hakkınızı. Merhabalar. Vito Bey nasılsınız? Ooo iyiyim Gilberto Bey, sen nasılsın? Dedim iyi olsun ya. Uyandım, haberini aldım, bana gelmişsin. Evet, seninle bir görüşmek istedim de. Müsait misin?
Vallahi şu an müsaitim. Ne yapıyorsun? Neredesin? Geleyim yanına. Ben kasabadaydım da geleyim, senin yanına geleyim istersen. Tamam lan, mekanikteyim o zaman. Tamam. Gel. Oraya geliyorum ben, eyvallah. Herif orada bir de cuvara yaktı. Ha oğlum bu Burak manyak mı lan bu? Oğlum sıraç. Kendini yaktın. Burak Çakır'ı da yaktın. Aurelio'yu tanık gösterdin, onu da yaktın. Sen nasıl bir manyak bir adamsın? O AK'nin parasını ödeyeceksin. Büyük ihtimalle AK manyak CK da yiyeceğiniz gibi duruyor. Boku yedin oğlum sıraç. Boku yedin oğlum. Lopez. Buyur patronum. Çocukları topla sen. Tamam. Şeye gelin. Kalin'in oradaki mekaniğe gelin. Biz gidiyoruz Tayland'a. Anlaşıldı patron. Direkt oraya gelin siz. Tamamdır. Evet. İşaretlesene mekaniği. Bu araba neymiş ya? Hadi dur ben işaretleyeyim. Dur. Baba Burak'a da ulaşılamıyor. Sıraca da... Şey Burak daha doğrusu telefon açmıyor. Sıraca hiç ulaşılamıyor. Sıraca büyük ihtimal aldılar. Burak salağın nasıl AK ile karakola dalıyor ben anlamıyorum yani. Manyak mı oğlum bu? Tansiyonu mansiyonu savcı, düşmüş olmasın çocuğu? Savcı direkt böyle mi söyledi? Evet evet, AK ile AK sırtında koşa koşa geliyor içeri diyor. AK sırtında unutmuştur kesin. Lan nasıl unutacak oğlum? Manyak mı bu? Ya. Kişi AK-47'dir. Oğlum Avrelia'ya yetiştik lan. Bu araba çok iyiymiş ya. Ben sana bunu alıyorum. Beyler herkes toplansın bu kali mekaniği. Hızlıca hadi basın biraz. Aracı sevdiniz değil mi chat? Harbi çok güzel. Hangisiydi önerek? Sol mu? Buradan sol aynı. Ali'nin yine bu tarafta böyle park edip beklesinler mekanik karşısında. Tamam. Lopez o daha demin ekibe park ettiğimiz yerde park edin. Dışında. Park edin orada. Bekleyin bizi. Ben bir şey söylersem içeri girersiniz. Buyurun tabii, hoş geldiniz. Zilbert abim içeride bekliyor sizi. Hoş bulduk dostum. Ray 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 ray. Na 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 na. Lama mı lan burası? İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Vito, nasılsın, iyi misin? İyiyim dostum, sağ ol, sen nasılsın? İyi diyelim olsun, biraz hasta gibiyim, dinleniyorum ben de ya. Öyle mi, geçmiş olsun. Teşekkürler, teşekkürler. Buyur otur otur konuşalım ya. Eyvallah. Bizim çocuklar bir şey anlattı. Bir de sen anlat istiyorsan. Bir dinleyeyim. Ne ya olayın aslı şu. Turuncu bir grup var. Bu turuncu araçlar soyguna çıkmışlar. Bizim çocuklara da bir kere soymuşlar. Bizimkiler bunların peşine düşmüş falan filan. 10-15 araç geziyorlarmış. Otomatik silahları varmış. O otomatik silah tam net değil ama hani turuncu araçlar olduğu söyleniyor ve bir istihbaratta bunun Kali olduğuyla alakalı bir istihbarat geldi. Biz de dedik ki ya Gilberto Kali bizim dostumuzdur. Belki bir yanlış anlaşılma olmuştur eğer onlar yapmışsa. Bir konuşalım. Ama senin oğlan herhalde Şinasi. Biz değiliz dedi. Biz kesinlikle soygun yapmıyoruz dedi. Dedim hani yapıyorsanız da söyleyin. Sıkıntı yok. Olabilir yanlış anlaşılmadır ama. Herhalde soygun da yapmıyormuşsunuz. Ya dürüst olayım bak direkt sana. Soygun bunlar yapmıyor. Ben yapıyorum. Bireysel. Evet. Ben yapıyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Ama ben neyi soyuyorum biliyor musun şu anda? İki tane yavşak var.
İlk gün bu baron toplantısı olduğunda ben bir uyandım. O gün Cübbü bana bir şey söyledi. Biri dedi benim mekaniğe geldi dedi. Kaleyim ben dedi. Dedi haraç kesmek istedi. Ben kalkmışım. Gitmişim Cücü'den haraç kesmeye. Bizimkilere soruyorum var mı böyle bir şey? Yok. Şinasi araştırdı etti. Bir aileden biri çıkmış. Onu özür dilettirdiler. El öptürmüşler kendileri arasında. Geçtiler. Biri gidiyor üst kasabada birini vuruyor. Bağırıyor arabada ben kaleyim diye. Bunları buldum. Bunları soydum. Sana dediğim gibi artık o kadar sakin bir insanım ki. Sadece yanlış yapan insanları soyuyorum bir ton. Vallahi hiç kimseye karışmıyorum artık. Peki bu turuncu çünkü araç mısınız? Çok kalsın. Değilim. O da değilim anasını satayım. Allah gene be. Birileri bir şeyler yapıyor ama kafasına göre. Evet çözemedim sizin üstünüze yıkmaya çalışıyorlar o zaman bu olayı. Anlamadım ama. Ya beni biraz zerre tanıyan insanlar ki bak sen de tanıyarak gelmişsin. Cücü de aynı şekilde geldi. Hı-hı. Abi salak diyor geldi ben kaleyim diye bağırıyor diyor dükkanda diyor. Lan dedim ben de öyle bir adam çıkar mı ya dedim. Evet evet. Hani öyle salaklar bir de hani o kadar ifşa alıyorlar. Bari gizliden gizliye yapsınlar ya. Ya bak, ben de pek inanmadım bu işe zaten de. Dedim yani yapılıyorsa en azından bir yanlış anlaşılmadır. Gilberto bize söyler. Ama o zaman bu peşinizdekiler kim bunu bizim bulmamız lazım. Ana inan ben bilmiyorum. Ama şunu öğrendim doğru mu yalan mı Şinasi söylesin. Adam artık şehirde değilmiş. Bu kadar söyleyeyim sana. O zaman evet, bunu abi, buldular, patlattılar birileri ha? Aynen. Ama patlatan ben değilim yani. Daha yüce bir. Yüce mi? Ben bir araya gireyim bu konuyla alakalı. Onlar mı değil mi bilmiyorum ama dün Şinasi ile peşine bir takılanlar falan oldu. Yani Şinasi bir yanlış yapıldı tekrar. Aynı adamlarla ilgili. Ben bunları kaldırdım. Daha doğrusu Şinasiler kaldırdı. Ben yanlarına gittim. Adamlara dedim ki böyle böyle. Ya dedim bu adamı bana verirsiniz. Pardon Şinasi'ye ya verirsiniz. Kendi elinize teslim edersiniz dedim. Sarı kafalı bir lavuk var. Ya dedim Şinasi'ye bu adamı teslim edersiniz. Cezasını Şinasi keser. Ya da ben bulursam mezara gömeceğim dedim. Bir günlük müddet tanıdım. Vermediler. Şimdi onu aramaya çıkacağım ben de. Saçı full mü sarı? Böyle tas kafalı yani aynı benim tarzımda böyle kenarları yok ama üst tarafında benden daha az saçı var sarı. Sarı. Gözlük takıyor mu? Takıyor. Takıyor tabii. Gördüğüm yerde indireceğim ama yani. Bak, kim bu adam biliyor musun? Kim? Emir Makaro. Araçları ya. Yeşil mi? Yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Osurdu sıçtı bir. Bunlar arkadaşlar bir de Şinasi onunla arkadaşlık da kurmuş. Ben onu da anlamadım. Tarif ama ettiğin tip bu. Şimdi şöyle söyleyeyim ama Vito Bey. Bunların biz patronlarıyla konuştuğumuzda kendi adamları olduğunu söylediler. Şinas o lavuğun ismi neydi? Bu... Hemen çözüyorum, fixliyorum bu işi. Şimdi Baykal'dan mı yanlışım yoksa Bey. Ya? Evet evet. Tamam. Ama işte giden eleman o eleman. Sarı kafa o uçtu gitti. Ha. O eleman yok. Aram... He, o zaman okey. Emir'e benziyor ama o değil o zaman. O değil o zaman. Anladım. Herkes benziyor. Senden bu arada Vito sana da benzeyen biri var haberin olsun bak. Aynen Vito Bey. Biz ilk başta o zannettik. Bak dolanıyor etrafta. Kimmiş bu bize benzeyen ya? Benim Vito Bey arkasında ekip olmadan gezmez dedik. Ya. Aynen onu da gördüm tek başına. Böyle çok değişik giymiş. Dedim Vito'nun bir adı var. Dedim seni harcarlar böyle dedi. Kimse dokunamaz bana dedi. Gülerek devam etti. İyi biz onu bir araştıralım bakalım kimmiş. Biz ilk başta siz zannettik. Selam verme gelecektik ama sonradan baktık. Dedik arkasında ekip yok. Arabalar falan yok. Baktık tek başına dolaşıyor. Yok dedik. Başka birisi herhalde falan dedik. Geri durduk ondan sonra. Evet. İlginç. Bu arada lafı açar. Kadim dostum ben bir de bir şey duydum ya. Hı. O gün o toplantıda çok konuşamadık. Senin elinde bir şeyler falan varmış galiba. Elimde bir şeyler var. Otomatik. Bir... Yarı otomatik. Evet. Uzak menzil, yakın menzil. Ne lazım sen? İşte bende hiç olmadığı için. Bak oradan da burada bunu anlayabilirsin. Ben daha hiçbir alışveriş yapmadım kimseden. Bir silahım var işte normal. O da şimdi seni bekliyordum denk gelelim diye. Eğer böyle varsa bir fiyat listesi alalım. Bizim çocuklar baksın sonra bir. Tamam. Taylan. Bizim satış fiyatlarımız var ya. Onlar dipten fiyatlarımız. Biz üstüne kar koymuyoruz daha fazla zaten. Bizim satış kısmındaki fiyatları sıraçta ya da Okan'da vardı. Onlardan alın. Şinasi'ye yollayın.
Oradan aynen, bak tamam, sen. Tamam ben bir sıracı alayım. Gilberto Bey. Ne zaman istiyorsan halleveriz. Sevkiyatını yaparız. Olur. Güzel olur ya. Böyle şehirde herkes silahlanmış. Ağır silaha geçmişler direkt. Bunu öğrendim. Şaşırdım bu kadar. Ya şimdi şehirde Azer diye bir adam var. Bu mesela bak ben bu yaptığım işi gizli saklı yapıyorum. Dostlara hı hı. söylüyorum sadece. Bu toplantıda söylemiş. Herkese söylemiş ben bu işi yapıyorum diye. Şimdi sen bu kadar bu işi ifşa edersen bakalım ne olacak. Ama bizde gizli saklı kapaklı. Yoksa bizde boş gezmiyoruz. Şöyle bir makine var mesela. Koydun mu bam. İşi sen biter. Şimdi bu, peki bir şey soracağım. Bunun satışını yapmıyorsun herhalde. Yapıyorum satıyorum. Çok, o çok sıkıntı ama. Öyle. Koyduğunu indiriyorsun bununla. Aynen. O ikinci mermi atmıyor diye hatırlıyorum. Tabii tabii. Kafaya koydun bu bitti iş. Vücuda iki tane. Maşallah maşallah. Tabii tabii tamam. Zırh mır hiç bana mısın demiyor. Bu adamı bir koydum mu harbi götüne kadar gidiyor mermi yani. Peki Vito Bey siz olsanız revolver mı sniper mı? Şimdi operasyondan operasyona değişir. Ben iyi kullanırım tabancayı. O yüzden ben revolverla takılıyorum ama gerektiği zaman sniper'ın da iş yapacağı yerler var. Bizde AK, SCAR, M4. Hepsi var. Sen yani. Ne ararsan var bizde. Bizde olmayan bir silah yok. Sadece bu normal yasal silahçılar var ya. Oradaki evet. silahlar bizde yok. Onun dışında her şey var. Sakin ol Taylan. Maşallah maşallah. Ama bu arkadaşlar bu kadar hızlı bütün silahları indirmek bilmem ya Vito. Alışık olmadım senaryolar biliyor musun? O yüzden böyle geri planda durmak istiyorum şu anda. Ya işte dediğim gibi biz işimizi yavaş yapıyoruz ama arkadaş seri yapıyor. Bizim çocuklardan nerede duysam abi baba otomatik var. Abi adamlarda otomatik var. Otomatik var ama hangisi var? Mesela dükkanlarda SMG satılıyor direkt. Ruhsatlı alabiliyorsun. O mu? Yoksa AK mi? M4 mü? Şimdi AK M4 onu ruhsatsız satanlar da varmış. Ben söyleyeyim sana. Kimmiş satan bunu? O kadar detay bilmem. Geçen toplantı çıkışı bir arabaya denk geldim. Arabada konuşuluyordu. SMG'leri alıyoruz biz böyle diye. Siz silah aldıktan sonra ruhsat alırız bir ara diye. Aa iyi güzel o zaman silahçılara bir araç keseyim ben madem böyle bir şey yapılıyor. Ruhsatsız böyle silah satılabiliyorsa ben de silahçılardan payımı alayım değil mi Taylan? Yani öyle baba tabii ki. Tabii 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 ne güzel benden ya. Benden sana ufak bir iyilik olsun sana da biraz eğlence olsun. Eyvallah Gilberto Bey. Sen şimdi şehirde aktif yaşamına başladın değil mi? Bir sorun yok. Yarın itibariyle evet başlayacağım aktif yaşamıma. Öyle mükemmel. Söyleyeyim sana. Seninle bir özel konuşalım ama. Olur olur. Bu odayı bir boşaltalım ha. Olur hadi biz. Siz çıkın tamam. Müsaade edin iki dakika da. Böyle. Ha bak arıyor beni bir böyle. Azer Bey iyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar merhaba. Nasılsın Azer Bey? Vito Salvatore ben. Vito Bey iyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bir görüşmedeyim. Daha sonra seninle bir toplantı yapalım olur mu? Hı, tabii ki. Tamam ararsın. Arayacağım ben seni. Tabii. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Satan bu. Allah'ın azer. Neyse. Bu başka mesele. Şimdi Gilberto Bey. Sen benim eski bir dostumsun. Eski bir arkadaşımsın. Bu şehirde güvenebileceğim bir adamsın. O yüzden şu an bu şehirdeki büyük bir sırdan sana bahsetmek istiyorum. Ama bu sır çok kadim bir sır. Ve bu sırrı bilenler tehlike altına giriyorlar. Ama sen bileği kuvvetli, zihni açık, aklı başında bir adamsın. O yüzden söylediklerimi lütfen derince daha sonra yeniden düşün. Şimdi bana Vatikan'dan bir mektup geldi. Oraya bizim görevlendirdiğimiz birkaç kardinal var. Bu kardinallere bazı maskeli, cübbeli kişiler operasyon yapmış. Ve yaptıkları operasyonlarda bu adamların ofislerine kadar, odalarına kadar girmiştir. Bu adamların yüzü gözü görünmüyor. Ama bu adamlarla alakalı duyduğum tek şey şu. Biz gölgeyiz diyorlarmış. Hiç daha önce şehirde böyle bir şey duydun mu?
Daha önce hiç denk gelmedim. Gölgelere gizlenen insanlar var demek ki. Evet, evet. Böyle bir grup olduğu söyleniliyor. Ve bazı insanlarla galiba bunların bir derdi var. Bilmiyorum. Şimdi bizim görevlendirdiğimiz bir kardinale böyle bir faaliyet yapılması sıkıntılı bir operasyon. Şimdi ben bunların acaba buralarda da bir faaliyetleri var mı araştırıyorum. Yani neticede bizimle bağlantıyı mı çözmeye çalışıyorlar ya da oradaki işlerimize mi taş koyuyorlar bilmiyorum. Ama buralarda da bu gölgelerle alakalı bir şeyler var. Anladığım kadarıyla. O yüzden bilgin olsun. Bunlarla alakalı bir bilgin olursa, bir şey kulağına gelirse lütfen benimle paylaş. Ama bu bilgileri tabii çok 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 gizli tutmamız gerekiyor. Yani Baron Maron da bilmiyor. Şimdi kimseye anlatmadım. Bu gölge nedir? Oralardan ta Vatikan'da operasyon yapıp buralara haberini nasıl yolluyor? Los Santos'ta da var mılar, yoklar mı bilmiyorum. Kulağımı açık tutarım o zaman senin için. Bir haber alırsam direkt dostum sana her zaman söylerim. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Ben de bu konuda gerekli araştırmalar yapacağım. Bir bilgiye sahip olduğum zaman muhakkak sana haber edeceğim. Tamamdır dostum. Her zaman. Çağırdığında orada olurum. Tamamdır Gilberto Bey. O zaman bana müsaade. Aramızda kalsın. Tamam. Tabii ki de. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Rica ederim. Sen de Vito. Görüşmek üzere. Evet. İlk rolümüz Yüksek Şura başladı. Değil mi arkadaşlar? Oh. Hadi kolay gelsin. Sana da bir. Çıkıyoruz, hazırlanın. Gilberto Cali bunu var ya en iyi yapacak adam olur biliyor musun? En iyi yani. Bir olur yani. Bakalım ona neler paslayacağız. Numarasını da aldık nasılsa. Evet. Ballaslar 10 tane meşimki söz sipariş etmiş. O da ödemez.